Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evdeyiz, açız değil mi? En son sabah kahvaltı yaptık. Hı. Ve sadece 3.99 kalorilik bir tabak yedim. Yani gerçekten o tabak bence sıfır kalori de, bak bu da senin güzel hatırın için 3.99 diyorum yani. Alıştım biraz ama. Alıştım tabii. Orada ne vardı bir de? Avokado. Bir de avokado var tabii ki, onu yedik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün paçanga böreği yapıyoruz. Ve açız. Güzel güzel yiyeceğiz. Artık 6 mı gider, 8 mi gider, 10 mu gider bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama güzel bir paçanga böreği yapacağız. Ve bugünkü öğlen ile akşam yemeği arası, saat şu an 3'e geliyor. Tam arasındaki kısımda bunu yiyeceğiz. Gece ne yeriz bilmiyorum ama şu an bunu yiyeceğiz. Hazırsanız güzel bir videoya başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce de kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine malzemelerimizi sayarak başlayacağız. Şimdi şurada bir pastırmamız var, doğranmış. Ben buzlukta doğranmış olduğu için bunu kullanacağım. Tüm koyan da var, o tamamen size kalmış. Doğranmış bir pastırmamız var. Biberimiz var. Kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Yeşil biber var dolapta, ben yeşil kullanacağım. Kabuğu soyulmuş domatesimiz var. Kaşar peynirimiz var. Pul biberimiz var. Rendemiz var. Bıçağımız var. Bir de burada yufkamız var. Henüz yufkamızı açmadık. İlk önce bir iç harcını yapalım. Ondan sonra yufkayı açacağız. Ne yapacağız? Değişiyor sıralama. Herkes ayrı ayrı doğrayıp yufkada birleştirebiliyor ama ya daha kolayı var. Nedir? Hepsini bence biz bir şey yapalım. Şu şeyi de bir birleştirelim. Kabın içinde. Yalnız özlemişim bıçak tutmayı. Uzun zamandır da. Hatta bıçak tutmayı demeyin de çekim yapmayı diyelim. Yani uzun bir süredir. Değil mi Ezgi Hanım? Evde çekim yapmıyorduk. Dışarıda yapıyorduk. Şimdi şöyle biz bir biberlerimizi doğrayalım. Ondan sonra hemen görüşüyoruz. Biberlerimiz tamam. Geliyoruz domatese. Yine domatesi de böyle küp küp olacak şekilde doğrayacağız. Şöyle yapalım. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Bunu böyle. Küp küp doğruyoruz. Çok büyük olmayacak, çok küçük de olmayacak. İkisinin ortasında olacak. Küp küp diyebiliriz yani. Domatesimiz de tamam. Geliyoruz kaşara. Kaşarımızı böyle güzelce, sevgiyle, aşkla rendeliyoruz. Yalnız yemeği aç karnına yapıyoruz. Salman Usta dedi ya, önce yemeği dedi aç karnına yapacaksın dedi. O zaman daha lezzetli olur dedi. O yüzden biz de şimdi aç karnına yapıyoruz. Her zamanki gibi çok lezzetli olacağından eminim. Şimdi biz kaşarı rendeliyoruz. Kaşarımız da tamam. Şimdi ben bu harcı biraz lezzetlendirmek istiyorum. Ne yapacağım? Pul biber atacağım. Biraz böyle hafif acısı çıksın. Normalde atmıyorlar ama ben acıyı sevdiğim için biraz pul biber atıyorum. İstiyorsanız karabiber de atabilirsiniz. O tamamen sizin paşa gönlünüze ve damak tadınıza kalmış bir durum söz konusu. Orada ne yapacağız? Karıştır babam. Karıştır. Şöyle yine her zamanki gibi olduğu, her zaman olduğu gibi pardon. Ne yapacağız? Sevgiyle, aşkla karıştırıyoruz. Domatesi çok kullanmayın, sulanmasın, olur mu? Onu siz ayarlarsınız. Hepsini karıştırıyorum. Geliyoruz yufkaya. Şimdi böyle çok iştahımız olmadığı için ve diyette olduğumuz için tam 3 adet yufka aldım. Nasıl karıcığım? Biliyorsun diyetteyim ben. Anca işte 3 tane aldım bilerek. Şimdi ne yapacağız sevgili dostlar, bakın. Şöyle bir aç. Burada biraz böyle şey çalışacağız. Sistemli çalışacağız. Önce şöyle bir açıyoruz. Doğru mu Ezgi Hanım? Hı hı. Evet. Sonra diğerini de üzerine açıyoruz. Bu arada mahalle yufkacısından aldık. Yufka da var ya. Taptazeymiş. Evet. Şöyle bir koyuyoruz. Şöyle bir açtık mı? Bakayım. Vallahi açtık. Heh, şu biraz büyükmüş. Neyse bir şey olmaz. Sonuncusunu da açalım. Doğru mu? Aha yırtıldı. Neyse. Yırtılmayan tarafını kullanırız. Sorun yok. Yırtıkları kullanmayız. Onlar da tavada börek yaparız. İsraf yok. Mutfakta israf yok. Evet. Bunu da açtık mı? Açtık. Şimdi önce yufkaya ortadan dalıyoruz. Göz kararı girdim. Ama işte yani şey, inşallah tam ortasıdır. Ölçüp tartmadım ama şöyle bir
Evet, ne yaptık? Şimdi hemen bunu alttan tutuyoruz. Bunun üzerine atıyoruz. Attık mı? Bakayım. Vallahi attık. Heh. Şöyle yaptın mı? İyi. Yakın kesmişiz. Herhangi bir sorun yok. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan ortadan. Şöyle bir ortadan keselim. Şimdi dörde bölersek eğer çok büyük olacaktır. O yüzden sizden ricam daha 8'e böleceksiniz. Sonra bir daha tutuyoruz bunu. Tamam mı? Şöyle. Şunun üzerine bırakıyoruz. Evet. Şöyle yaptık mı? Yaptık. Şimdi bir tane daha. Bunu şöyle bir alalım biz. Şöyle yapalım. Heh. Sonra olduğu kadar artık. Şuradan tam ucundan artık. Şöyle yapıp. Evet. Olayımız tam olarak budur. İstemiş olduğumuz şey işte tam olarak buydu. Şimdi bunları sarmaya geçiyoruz. Sevgili dostlar, şimdi yufkamızı böyle koyduk. Tam orta kısmına şöyle bir, şöyle iki. Kapatırız zar. Hiçbir şeyin içine az koyma huyum yok ya. Allah'a bak. Kapat. Kapat. Sonra şöyle kapat. Şuralardan tut. Şöyle bir. Şöyle iki. Şimdi ne yapacağız? Bunun ucunu tut. Şöyle suya batır. Batırdın mı? Bakayım vallahi batırdık. Sonra şöyle çevir. Evet. Yapıştı. Bak mis gibi. Yapıştı. Evet, bir daha gösteriyorum hemen. Heyecan dorukta. Bir heyecanlanma geldi sanki bana. Sizde var mı Ezgi Hanım heyecanlanma? Belli sesinin tonundan acık. Değil mi? Direkt değişti. Evet. Oh. Heh, şöyle. Evet. Şimdi ne yapacağız? Katla. Önce kenarlar. Kaçmasınlar oradan. Tuttun mu? Şuraları şöyle bastır. Heh, şöyle yap. Bir. Şöyle iki. Tut. Batır. İstiyorsanız yumurta beyazıyla da yapabilirsiniz. O tamamen sizin paşa gönlünüze kalmış. Ben şimdi bütün bu yufkaları çok iştahım olmadığı için bu yırtık bu kenarda kalsın. Heh. Hafif böyle bir açlık hissiyatı olduğu için az yiyeceğim. Onun için şu harç bitene kadar artık kalan yufkaları da kalırsa eğer şeyde değerlendireceğiz. Tavada falan yaparken kullanırız artık. Şöyle. Evet. Bütün yufkaları şimdi böyle güzelce katla. Tabi bu biraz büyük olduğu için daha kolay. Katlandı. Katla, 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 katla. Al böyle batır. Evet. Sonra yapıştır. Şimdi bütün yufkaları böyle yapıyorum ben. Böreklerimiz hazır. İç harcımız bu kadar yufkaya yetti. Geri kalan yufka burada. Bunları da peynirli yapıp fırına vereceğiz. Şimdilik ilk etapta başlangıç olarak bunlar gayet ideal bizim için. Şimdi artık ocağa geçebiliriz. Paçanga böreğimizi çok böyle yağda kızartmanıza gerek yok. Yani patates kızartır gibi. Şöyle tavanın dibine böyle bir parmak kadar yağ koymanız yeterli. İsterseniz daha azını da koyabilirsiniz ama ben bir parmak kadar koydum. İyice ısıttık. Şimdi ne yapıyoruz? Böreklerimizi buraya bırakıyoruz. Bu şekilde. Ne yapıyormuşuz? Bu şekilde. Heh, bırakıyormuşuz. Böyle. Bu şekilde bırakıyoruz. Bir tane attın mı tamamdır. Şimdi bunu böyle güzelce aşkla kızartıyoruz. Böyle bir dakika kadar geçti. Hemen böyle bir tur bunu çevirelim. Evet şöyle çeviriyoruz. Gördüğün nar işte. Nar. Böreklerimiz. Milli yiyici bizi alır mısın artık? Yeter senin olmak istiyoruz diyorlar. O yüzden şöyle peçete sermiş olduğumuz bir tahtanın üzerine ya da tabağın üzerine size kalmış. Şöyle hafif yağlarını süzdürüp böyle buraya alıyoruz. İlk postalar tamam. Şunu da alalım yakmadan. 10 tane yiyeceğini itiraf ettin ya. Ben aç kalacağım galiba. 10 değil karıcığım. Kaç tane var burada? 11 miydi? Sen ne dedin? Ben 3 tane yerim dedim. Tamam o zaman dedim. Senin 3 tane yediğin yerde benim 8 tane yemem lazım dedin. Doğru mu? Doğru da. Heh. Ben korkuyorum ki 10 eti, tane diğerlerinin yersin. Peynirleri yeriz artık. Yapacak bir şey yok. Aynen onları da geçeyim. Şimdi altını tekrardan geri açıyoruz.
Ve şurada kalan böreklerimizi tavamızın içine gönderiyoruz. Börekler pişince anlarım. Yiyeceğim sizi. Hiç merak etmeyin siz. Bunları da kızartıyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir doz da olsa amanında. Amanın. Oho, mis gibi pastırmanın kokusu. Peynirin kokusu. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Şimdi sorarım, bunu nasıl yemeyeceksin? He? Nasıl yemeyeceğim bunu? Mermilerimiz burada, mis gibi. Turşumuz var. Ezgi Hanım, hazır mıyız? Şalgamımız burada. Hazır mıyız? Buyurunuz önden lütfen. Siz önce başlayın. Aldınız bir tane. Ben de o zaman inşallah sandalye kırılmaz. Yani son birkaç aydır sallanıyor ama benden dolayı değildir herhalde, benim kilomdan dolayı. Şöyle bir açalım bakalım. Oy 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 oy. Elim yanıyor şu an, elim yanıyor. Elim yanıyor şu an. O zaman ilk lokmayı. Oh, mis gibi kokuyor. Biberin kokusu falan var ya. İlk lokmayı sizler için alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çıtır çıtır. Oh. Bir lokma daha ısırayım. Çok bir şey anlamadım gibi. Bir de mermi atalım. Bu arada bu turşuyu ben yaptım. İlk kez yaptım bu tarz biber turşusunu ama harbi dışarıdakiler gibi olmuş. Çok lezzetli. Oh. Evet Ezgi Hanım. Sessiz sessiz gömüyorsun oradan. Nasıl olmuş? Çok güzel, ellerine sağlık. Ben böyle çok yağ çeker falan diye düşünüyordum ama gerçekten çekmemiş. Turşuya. Vallahi mis gibi olmuş ya. Hiç yağ çekmemiş dediğin gibi. Dışı çok çıtır çıtır olmuş. Şimdi bunun içini pişirip yapan da var. İnternette gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Ama hiç gerek yok zaten. Çok büyük doğramadık, çok küçük de doğramadık. O da zaten o hamurun kızarmasıyla beraber içinde pişiyor. Kaşarlar falan erimiş. Oh. Şöyle koyalım. Şu önceki postadan yiyelim diyorum ama o da hala çok sıcak yani. Yana yana yiyoruz. Sanki acilemiz var ya. Acilemiz de yok. Niye yana yana yiyoruz? İyi acıkmışız. En son saat 9'da yapmışızdır en geç. Bugün erken mi yaptık? Evet. Tabii 1500 kaloriyle başladık eksi. Bakalım kaç tane yiyeceğim, çok merak ediyorum. Hepsini yersin. Ağzım niye yanıyor? Sence? Bu kerevizi ne zaman yaptın ya? Dün. Güzel olmuş. Kerevizi rendeliyorsun, içine ceviz atıyorsun, süzme yoğurtla karışıyorsun, doğru mu? Var mı başka püf noktası? Sarımsak. Oo. Elma ya da ayva da koyabilirler, çok güzel oluyor. İki şişe elma. Çıtır çıtır. Mermi. Yutuyorum. Yutuyorum. Mis. Benim bir tane karnabaharım vardı. Bulamıyorum. Yemişindir. Yem. Ben yemedim valla. Orada mı? Buldum. Buldun mu? Tamam. Bir de şuna bakalım, bu nasıl?
Bence bütün malzemeleri karıştırıp yapın. Daha kolay ve hepsini böyle ısırdığınız zaman hepsi böyle birbirine karışmış olarak geliyor. Şöyle diğerlerini de böyle sıra sıra koyuyor işte. Atıyorum domatesi koyuyor, üzerine biberi koyuyor, pastırmasını koyuyor, kaşarını koyuyor. Ama böyle karıştırdığınız zaman her lokmasında böyle bütün ürünler bir tane daha yiyelim, tamam. Kaç tane yedin? 2, bu 3. Ben bu 3 mü 4 mü saymadım? 3 mü 4 mü saymadım, bu kaç acaba? 11 tane vardı. Bittiğinde ortaya çıkar, hepsini yemiş olursun. 3 sen yediysen, 5, 7, 8, 3 tane bu 3.ymiş, tamam. Güzel. Vallahi mis gibi olmuş. Pastırmanın da çemenini aldırmıyorum özellikle. Çemen de bir vuruyor, bir vuruyor. Oh. Şu bir tane böyle bu baboş. Baboş paçanga bu. Bir şuna bakayım nasılsın. Susmaz telefon. Bunun için torpilli koymuşuz. Kendine yapmışsın. Kesinlikle. Mis. Hala sıcak mı? Gerçekten hep sıcaktı. Hızlı yediğimiz halde sıcaktı. 10 dakikadır yiyoruz. Hala sıcak. Sen sana. Niye? Beter eline sağlatmam böyle. Peki. Şimdi şu yanındaki çam ağacı var ya, şu tarafındaki. Ona laf ediyorsunuz. Arkadaşlar inandığımdan değil. Süs, ezi hoymuş. O odada güzel oluyor. Özellikle akşamları ışığını yakıyoruz, on numara oluyor. Bazen altına yazıyorsunuz, inanmıyorum ya. İnandığımdan değil. O yüzden buna da bir açıklık getireyim de. Sonra laf etmeyin. Bir de burada fasulye turşusu var, efsane. Vallahi mis. Sevgili dostlar. Biz yemeye devam ediyoruz. Vallahi harbiden 10 numara olmuş. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay. Yiyeceğim. Daha yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Oh, şunu niye bıraktın? Sen yedin. O zaman senin güzel hatırın için yiyeyim. Ay, bunu sayma. Öylesine. Sıfır kalori. Değil mi? Hı hı. Senin için sıfır. Benim için sıfır. Hadi görüşürüz. Kendinize popüler davranın.